Sizler tarafından en çok rağbet gören ve istek gelen programlardan bir tanesi kanalımda defalarca tanıttığım ve birçok özelliğini uyguladığım, sizlere gösterdiğim, anlatmaya çalıştığım program olan Movavi Video Editor Plus programı biliyorsunuz ki. Bu kadar istek görmesinin sebebi bir kere çok pratik bir kullanımı olması. Yani neredeyse profesyonel video programlarında olan birçok şeyi yapabileceğiniz bir program. Hem de fiyatı diğer programlara göre çok daha uygun. O yüzden Movavi Video Editor Plus programı sizler tarafından çok tercih ediliyor. Ben de kendi videolarımda bazı durumlarda özellikle çok pratik, hızlı işler yapmam gerekiyorsa bu programı kendi montajlarımda tercih ediyorum. Fakat bilgisayarı olmayanlar özellikle Movavi'yi nasıl kullanırız diye soruyorlar. Ben de bilgisayarı olmayanlar için Movavi'nin mobil versiyonu olan movi Clips'i sizlere tanıtmak istiyorum bu videoda. Evet bu videomuzun konusu arkadaşlar telefonla video içeriği üretenlerin çok seveceği movi Clips. Şimdi ilk olarak Movavi Clips nedir? Bundan kısaca biraz bahsedeyim isterseniz. Movavi Clips az önce bahsettiğim gibi Movavi Video Editor Plus'ın aslında mobil versiyonu, cep telefonda kullanılan versiyonu diyebilirim. Tabii ki bilgisayardaki özelliklerin tamamı burada yok. Daha sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş bir arayüz var Movavi Clips'te. Movavi Clips'te peki neler yapabiliriz? En pratik video montaj işlemlerimizi yani kesme, kırpma, bölme işlemlerimizi uygulayabiliriz. Üzerine telifsiz müzikler atabiliriz. Üzerine video akarken ses kaydı alabiliriz. Yani videomuz altta devam ederken üzerine seslendirme yapabiliriz. Ya da üzerine videolarımızın logomuzu ekleyebiliriz, ya da istediğimiz stickerları ekleyebiliriz. Ayrıca videoların arasına atacağımız son derece estetik geçişler de Moov'in içerisinde mevcut. Sadece video için değil, fotoğraf slide oluşturabilmek için de oldukça pratik bir uygulama. Mova clips uygulaması. Peki bu uygulama ücretli mi ücretsiz mi sorusuna cevap vermem gerekirse ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz arkadaşlar ve ücretsiz olarak da birçok özelliğini kullanabilirsiniz. Fakat çıktı alırken üzerine bir filigran atacaktır sağ alt köşeye. Movavi logosunu ekleyecektir. Bu logoyu kaldırmak ve full versiyonunu kullanmak için tabii ki birçok uygulama gibi bu uygulamayı da satın almanız gerekiyor. Satın almanızı da ayrıca öneririm. Gerçekten benim şu ana kadar kullandığım video düzenleme uygulamalar arasında en başarılı uygulamalardan bir tanesi oldu. Zaten bilgisayarda da kullandığım için oldukça aşinayım Movavi'ye. Şimdi isterseniz hızlı olarak Movavi Clips'te neler yapabiliyoruz onları bir görelim. Uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Aşağıdaki artı butonuna tıklıyorum ilk olarak. Burada video ve fotoğraf olarak iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Videoyu seçersek video düzenleme yapıyoruz. Yani video montaj yapıyoruz. Fotoğraf seçersek de fotoğraf slaytı yapabiliyoruz. Şimdi bu ikisini de hızlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. İlk olarak videodan başlıyorum. Şu anda ben ücretsiz versiyonu kullanıyorum bu arada. Az sonra satın alacağım fakat ekstra özellikleri neler onlardan da bahsedeceğim. Şimdi videoyu tıkladım arkadaşlar. İlk olarak burada Hangi formatta e, çıktı almak istiyoruz? Hangi formatta çalışmak istiyoruz? Onu bize soruyor. Gördüğünüz gibi genel olarak sosyal medya için zaten e, düzenlenmiş. Şimdi benim çektiğim, düzenleyeceğim videolar dik formatta yani 9'a 16 e, Vertical Video for Instagram Stories yani Instagram hikayesi için düzenleyeceğim. O yüzden ikinci seçeneği seçiyorum ve OK diyorum. Daha sonra uygulama galeriyi görüyor ve galeriden istediğiniz e, videolarınızı seçiyorsunuz ya da isterseniz sağ alttaki kısımdan o andaki videoyu çekebilirsiniz. O anda ne çekmek istiyorsanız uygulamanın kendi kamerasıyla çekebilirsiniz. Ben şimdi daha önce çektiğim bazı videolar var. Onları düzenlemek istiyorum. O yüzden tek tek şöyle seçiyorum. 5 tane videomu seçtim ve aşağıdaki mavi butona Add Selected kısmına tıklıyorum. Ve videolarımı tek tek atıyor. Gördüğünüz gibi aşağıdaki kısmı timeline kısmını parmağımla şöyle bir kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi hangi video şu anda ekrandaysa o videonun etrafında mavi bir çerçeve görüyorsunuz. Mesela şu anda birinci videodayım ve ikiye geçtim. İkinin etrafında mavi bir çerçeve oluştu. Üçe geçtim, üçte oluştu. Ve bu şekilde videolarımızı tek tek görüyoruz. Ayrıca iki parmağımla şöyle çalışma alanımı yaklaştırarak daha kolay bir şekilde görebilirim videolarımı hepsini. Ya da işte uzaklaştırarak, yaklaştırarak sizin nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi bu videoyu ben çıktı alırsam Şurada gördüğünüz Movavi logosu videonun üzerine eklenecek. Yani bu bir filigrandır. Birçok uygulamada zaten ücretsiz versiyonunda filigran atar. O yüzden bu filigranı kaldırmak istiyorsanız full versiyonu satın almanız gerekiyor. Şimdi bu videolarımı nasıl kesiyorum, kırpıyorum? Önce ondan biraz bahsedeyim isterseniz. Mesela bu videom arkadaşlar ilk videom. İlk videom ben şurada bir yerde kırpmak istiyorum. O yüzden buraya geldim, parmağımla sürükledim ve alttaki makas sembolüne tıkladım. Makası tıkladığımda burayı bir kırptı gördüğünüz gibi ayrı bir video olarak seçti burayı. Daha sonra ben bu videoyu silmek istiyorum mesela. En sağa doğru çektim yukarıdaki menüyü ve delete tuşuna bastım. Evet şöyle bakalım. Evet ilk videodan sonra ikinci videoyu bu şekilde geçmişim. Ben zaten bunu hareketli geçişleri olan bir bir ol tarzı video olarak çekmiştim. O yüzden videoları birbirine bağlı olarak düşünerek çektiğimden dolayı tramvaydan buradaki simitçiye hızlı bir şekilde geçiş yaptık. Daha sonra tekrar parmağımla sürüklüyorum ve bu videoda da mesela şurada bir yerde kessin istiyorum. O yüzden buraları hızlı hızlı kesiyorum arkadaşlar. Evet, videomun kırpma işlemini bitirdim. Şimdi bu videoların arasına geçiş atacağım arkadaşlar. Yine yukarıdaki menüden sağa doğru kaydırıyorum ve Transitions özelliği var. Transitions'a tıkladığımda zaten iki videonun birleşim kısmı otomatik olarak geliyor. Burada küçük kareler içerisinde ön izlemesini görüyorsunuz videoların geçişlerinin nasıl olacağına dair. Buradaki Apply to all clips derseniz bu geçişi, seçtiğiniz geçişi bütün video aralarına atacak. Eğer burayı seçmezseniz sadece siz istediğiniz e video arasında istediğiniz geçişi atabilirsiniz. Mesela ben buna tamam dediğimde, burada yıldızlı olanlar full versiyonu gösteriyor. O yüzden full versiyonu satın almamız gerekiyor. Şimdi ben bunu tekrar bir sileyim. Az sonra zaten full versiyonu satın alıp göstereceğim. Ücretsiz versiyonda neleri kullanabilirsiniz onları göstermek istiyorum size öncelikle. Bu videonun altına bir müzik atmak istiyorsanız en soldaki audio seçeneği var. Audio'ya tıkladıktan sonra aşağıdaki artıya tıklıyorum. Burada farklı kategorilere ayrılmış Farklı seçenekler, müzikler var arkadaşlar. Yanında kırmızı dolar sembolü olanlar anladığınız üzere zaten paralı yani full versiyonun içerisindeki müzikler. Fakat o kırmızı nokta yoksa herhangi bir tanesini seçip buradan ücretsiz olarak bu müzikleri seçebilirsiniz. Mesela buradan ücretsiz müziklerden bir tanesini seçtim ve indirilmesini bekliyorum. İndirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte ayrı bir ses katmanı açtı. Bu ses katmanına basılı tutuyorum. Ve videonun neresinden başlatmak istiyorsam oraya doğru sürüklüyorum Videonun en başından başlasın istiyorum Ayrıca bu uygulamada şöyle bir güzellik var ee, Videonun orijinal sesini istediğiniz gibi kısıp açabilirsiniz Ve üzerine eklediğiniz sesi de istediğiniz gibi kısıp açabilirsiniz Şimdi mesela play diyelim Evet gördüğünüz gibi hem videomuzun orijinal sesi hem de müzik sesimiz mevcut. Daha sonra tamam deyip çıkıyorum. Buradaki voice over seçeneği var. Voice over seçeneği ne işe yarıyor peki? Voice over'a tıkladığımda aşağıdaki mikrofona da tıkladığım zaman e, geriye doğru sayıyor. Ve saydıktan sonra ben bu videonun üzerine şu anda istediğim anlatımı yapabiliyorum. Birçok şekilde işinize yarayacaktır aslında. Şimdi şöyle durdurdum ve tekrar bir dinleyelim. Ben bu video üzerine şu anda istediğim anlatımı yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi hem videonun orijinal sesi hem eklediğimiz müzik hem de üzerine seslendirdiğim ses var. Bu da birçok konuda sizin çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet bunu da şimdi tekrar silelim ve tamam deyip tekrar çıkıyorum. Ayrıca videolarımızı rotate tıklayarak yönünü değiştirebiliriz. Ayrıca aspect ratio'ya tıklayarak arkadaşlar videonun boyutunu, oranını değiştirebiliriz ya da videoyu yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Şöyle iki parmağımla seçerek. Şöyle tekrar kaydırıyorum. Overlay seçeneği var. Overlay seçeneğini seçtiğimizde videonun üzerine istediğiniz herhangi bir fotoğrafı da atabiliyorsunuz. Ve bu fotoğrafın boyutuyla da istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Fakat bu da ücretli versiyonda mevcut. O yüzden bunu da silip devam ediyorum. Onun yanında sticker seçeneği var. Sticker'lar da ücretli versiyonda var arkadaşlar. Burada e, ee, içerisinde bulunan birçok farklı stikeri videolarınızın üzerine ekleyerek daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Onun dışında neler var? Tek seçeneği var tabii ki. Buraya istediğiniz herhangi bir yazıyı birçok farklı fontta yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, istediğiniz konumu otomatik olarak mesela movie'de seçebiliyor. Videonun tam ortasında olsun istiyorsunuz ya da aşağıda ortada ist olsun istiyorsunuz yazı. Nerede olmasını istiyorsanız o şekilde konumlandırabilirsiniz ya da parmağınızla sürükleyerek İstediğiniz yere konumlandırabilirsiniz Ayrıca rengini, transparanlığını, gölgesini Ya da etrafına neon ışığını Buradan ayarlayabilirsiniz Bu ücretsiz versiyonunda var arkadaşlar Ücretsiz versiyonunda bu şekilde kullanabiliyorsunuz Onun dışında reverse seçeneği var Reverse'a tıkladığınız zaman video tersten oynatılacaktır Yani video geriye doğru saracaktır Bu özelliği de çok fazla soran oluyordu Movavi bunu son derece hızlı bir şekilde yapıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda Videoyu tersten oynatmaya başladı. Birçok video düzenleme uygulamasında bu özellik yok. de bunu son derece kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Sağ alttaki andoya tıklayarak geri alıyorum bu yaptığım özelliği. Speed seçeneğine tıkladığımızda videonun normal hızından 32 kat daha hızlı oynatabilirsiniz ya da 8 kat daha yavaşlatabilirsiniz videoyu. Tabi yavaşlatmanız için videoyu yüksek arada çekmeniz gerekiyor bunu da unutmayın. Filter seçeneğinde son derece güzel renk efektleri var arkadaşlar. Bu renk efektlerinden istediğiniz bir tanesini seçerek oldukça hoş videolar ortaya çıkarabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar Movavi'nin ücretli versiyonunu satın alacağım ve bundan sonra da full versiyonunu kullanmaya devam edeceğim. Bu şekilde siz de kullanırsanız dediğim gibi az önce gösterdiğim birçok özelliği de ayrıca kullanabilirsiniz. Yukarıdaki elmas butonuna tıklıyorum ve buradan istediğiniz size uygun olan bir ücretli versiyona geçebilirsiniz. Ben şimdi satın alıyorum. Evet Movavi'yi satın alma işlemini tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık sağ altta Movavi logosu yok. Ve onun dışında birçok ekstra özellikle açıldı artık. Mesela overlay seçeneğiyle dediğim gibi üzerine... İstediğiniz bir logoyu ve resmi fotoğrafı ekleyebilirsiniz videoların. Ayrıca sticker özelliğinde birçok farklı sticker var. Bu stickerlardan istediğiniz herhangi birisini videonuzun üzerine ekleyebilirsiniz. Benim ücretli versiyonda en çok kullanacağım özellikle audio yani ses seçeneği olacak. Burada binlerce farklı müziği videolarımın üzerine telifsiz bir şekilde rahatlıkla ekleyeceğim. Ayrıca sound seçeneğinden de ee, geçiş efektleri ya da ses efektleri ekleyebilirsiniz videoların üzerine. Yine birçok seçenek mevcut Movavi'de. Evet videomuzu bitirdikten sonra sağ üstteki indirme butonuna tıklıyoruz. Ve save sonra videomuz galerimize kaydediliyor arkadaşlar. Evet şimdi sıra geldi fotoğraf slaytı nasıl düzenleriz hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Yine e, Movavi'yi açtıktan sonra karşımıza çıkan arayüzde aşağıda artıya tıklıyoruz. Ve daha sonra sağdaki foto seçeneğine tıklıyoruz. Burada mesela e, 4'e 5 oranında yapalım. Vertical video yapıyorum 4'e 5 ve OK diyorum. Daha sonra galerimden fotoğraflar zaten karşıma çıkıyor. Buradan fotoğrafları tek tek seçiyorum arkadaşlar ve ed diyorum. 7 tane fotoğraf seçtim. Şimdi bu fotoğrafların sürelerini ayarlamamız gerekiyor öncelikle. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Her bir fotoğraf gördüğünüz gibi aşağıda 5 saniye uzunluğunda ve her bir fotoğrafa otomatik olarak bir hareket verdi uygulama ve sizin neredeyse hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadı. Şu anda fotoğraf slaytınız aslında hazır bile. Fakat ne gibi üzerine oynamalar yapabiliriz onları göstereceğim. Şimdi buradan öncelikle süresini ayarlayabiliriz fotoğraflarımızın. O yüzden yukarıdaki menüden duration özelliğine seç ne geliyorum. Buraya tıkladıktan sonra mesela her bir fotoğrafım 3 saniye kalsın diyorum. İsterseniz tek tek de seçebilirsiniz ya da apply to all photos dediğinizde bütün fotoğraflar 3 saniyeye düşecek süresi. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi her bir fotoğrafın süresi 3 saniyeye düştü. Daha sonra yukarıdaki yeni özelliklerden Photo Motion özelliğine geliyorum. Photo Motion'da fotoğrafın yönünün nereden nereye gideceğini buradan siz ayarlayabiliyorsunuz. İşte zoom out mu olsun, zoom in mi olsun, sağdan sola mı hareket etsin birçok farklı seçenek sizler için burada mevcut. Bunlardan size uygun olanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Her bir fotoğraf için ayrı ayrı seçebilirsiniz. Daha sonra videoda anlattığım özelliklerin zaten hepsi aynı şekilde burada da mevcut. Bu fotoğraf slaytının üzerine bir de telifsiz e, müzik atacağım. Moovly'nin içerisinde bulunan müziklerden bir tanesini audio seçeneğine geldikten sonra mesela buradan e, bir tane seçelim. Motivation kategorisine gidiyorum ve buradan Evet, buradan bir müziğimi seçtim ve tamam diyorum arkadaşlar. Daha sonra play butonuna tıklıyorum. Müziğimizi de attık. Son olarak bir de bu fotoğrafların üzerine bir e, geçiş efekti atalım. Her bir fotoğraf arasında geçiş olsun istiyorum. O yüzden yukarıdaki menüden Transitions'a geldim. Buraya tıkladım ve buradan size uygun olan herhangi bir geçiş efektini atabilirsiniz. Mesela şuradan jump efektini atayım. Buradan apply to all clips diyorum. Yani tüm fotoğraflara uygulansın. Tekrar başa aldım ve play dedim. Evet geçişleri de attıktan sonra arkadaşlar son olarak bir de e, bu fotoğraf slide'ın üzerine kendi imzamı atmak istiyorum e, ya da kendi logonuzu ekleyebilirsiniz. Bunun için de yukarıdaki menüden overlay seçeneğine tıkladım, aşağıdaki artıya tıkladım. Zaten telefonumda kendi imzam logon mevcuttu. Ona da tıkladıktan sonra bunu da istediğiniz bir yere konumlandırıyorsunuz ve artık fotoğraf slaytınızın üzerinde e, kendi imzanız da mevcut. Evet gördüğünüz gibi birçok işlemi yapmak Movavi'de oldukça pratik ve basit arkadaşlar. Eminim sizler de harika fotoğraf slaytları, harika videolar oluşturacaksınızdır. Şimdi fotoğraf slaytımı da aynı şekilde sağ üstteki indirme butonuna tıkladıktan sonra save butona tıklıyorum ve galerime kaydederek işlemi bitiriyorum. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mavi Clips uygulamamızla son derece pratik bir şekilde video montajlarımızı oluşturduk. Videolarımızın arasına geçişler verdik. Üzerine logo ekledik. Ayrıca son derece pratik bir şekilde de fotoğraf slaytları oluşturabildik. Bu uygulama hoşunuza gittiyse aşağıdaki açıklama kısmında hem iOS için hem de Android için indirme linklerini bırakıyorum arkadaşlar. O linklerden tıklayarak ücretsiz sürümlerini indirebilirsiniz. Eğer tercih ederseniz de ücretli full versiyona daha sonradan da geçebilirsiniz. Hatta 3 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmanızı öneriyorum. Tam olarak neleri kullanabileceğinizi görmeniz için. Evet videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ayrıca kanalımdaki diğer videolarında ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Özellikle bilgisayarınız varsa Mova Video Editor Plus programı ile ilgili bolca video kanalımda mevcut arkadaşlar. Ayrıca mobil video düzenlemelerle ilgili de e, videolar kanalımda var. Onları da göz atabilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.